Aferin öyle ha. Hiç kalmıyorsun tamam mı? Maskesiz. Maskeye dikkat ediyoruz. Ne yapıyoruz? Önce sağlığımız. Çocuklar nasıl gidiyor dersleriniz? İyi. Memnun musunuz? Evet. Sizler daha iyisine layıksınız. Anlıyor musun? Bu çarpma o kadar. Çok güzel olur mu bu? Ve bölünen de o kadar küçük. Evet. O zaman diyorum ki en küçük 13 olsun lütfen. Tamam. Çocuklar, notlarınızı alıyorsunuz değil mi? Evet. İyi alıyor mu böyle? Evet. Peki. Bölen aletler demek işte aynı bunun gibi bölme işleminde de bıçağı bölen diyoruz. O diye 16 etti. Sonra çıkardın 0-0. Sonra bu bir aşağı indi mi? İndi. İşte buna ekle 18 işte buradaki sayıdır. Yani bununla bunu çarp, buna ekleyince bu eder. Peki ikinci mi? Gerçekten de çünkü bak 24 paket aslında bir tane kolide. O zaman 4 kolide 92. altın kuralı. İşte bu ikinci altın kuralı. Yani birinci kuralımız ve ikinci kuralımız da aslında bütün bölme işlemleri. Dikkat ettin mi? 10.101 gibi bir garip bir sonuç çıktı. Burası kritik. Böyle zor bölme işlemleri karşımıza gelebilir. Bir eylemi ne yapar çocuklar? Siler. Silme eylemi yapar değil mi çocuklar? O zaman arasında ilişki varsa ben silmek olarak alabilir miyim? Alabilirim. Bunu ayıramayız ama aşağıdakini böyle böyle parçalara ayırabilirim. Eğer ben 4 ile bunu çarparsam buraya yazarım. Elimizde şu an öğrencilerimizin rahatlıkla ders yapacağı internet sorunu çözülmüştür. İsmim Nurullah Çakır. Alatarlı Köyü İmam Hatip olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 2 yıldır buradayım. Köyümüzün öğrencilerinin derslerinden geri kalmamasına muhtarımızla beraber gönlümüz razı gelmedi. Bu uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımıza, öğrencilerimize muhtarımızın gayret ve çabasıyla, iş adamlarının sponsorluğuyla köyümüze internet geldi. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bunun yanı sırasında camimizin vakit namazları dışında bir eğitim yuvasına dönüştürdük. Öğrencilerimiz camiye gelmeden önce dışarıda ellerini dezenfekte edip maskelerini kontrol ettikten sonra içeride fiziki mesafeye dikkat ederek öğrencilerimiz EBA'ya bağlanarak derslerini takip ediyorlar. Bu konuda emeği geçenlere hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Pandemiden dolayı öğrencilerimizin derslerinden geri kalmaması için bazı girişimler sonucu gördüğünüz gibi köyümüzün camisini adeta bir ders yani sınıfa çevirmiş durumdayız. Bunu da memleketimizin sağ olsun iş adamlarından bilgisayar ve wifi cihazını temin ettim. Camimizde namaz saatleri dışında hocamız sağ olsun Nurullah Bey çocuklara gereğinde fazlası ilgileniyor gördüğünüz gibi. Çocuklar derslerinde geri kalmaması için olabildiğince bize yardımcı oluyor bu konuda. Çünkü bunlar geleceğimizin teminatı. Gençler ve çocuklarımızın yani geleceği ülkemizin, milletimizin geleceği teminatıdır. Ben o gözle bakıyorum. Şu anda havalar güzel olduğu için çocukları camide toplama şansımız var. Geliyorlar. Yarın kar yağarsa 1 kilometre yakın, 500 metre yukarıdaki çocuklar nasıl buraya gelecek onu düşünüyorum. Benim yetkililerde tek ricam köyümüze ve bölge köylerimize ileride bir tepemiz var, yüksek bir tepe. Oraya bir Türsel, Türk Telekom, Vodafone, oraya bir
verici istasyonu, yani verici bir şey kurarlarsa her vatandaş kendi çocuğunda, kendi evinde ders yapma şansına sahip olur. Çünkü niye? Her anne ve her babanın mutlaka akıllı telefon kullandığı vardır. Rahatlıkla internette kendi evinde çocuğuna ders gösterebilir. Şu anda burada öğrencilerin 1/3'ü burada. Yani yaklaşık 10-15 öğrencimiz daha gelmemiş. Konuşmamın ilk başında da belirttim. Köy imamımız Nurullah Çakır Bey namaz saatleri dışında öğrencilere gerçekten ilgileniyor. Ben o konuda çok şanslı bir muhtarım. Böyle bir imama sahip olduğum için sizin nezdinde kendisine ayrıyeten muhtarlık olarak kendine şahsım adına ve köyüm adına teşekkür ediyorum. Benim adım Yaren, 3. sınıfa gidiyorum. Okullarım tatili oldu. Çok teşekkür ederiz. Derslerimizden hem geri kalmamış olduk hem de ödevlerimizi hepsini yapabiliyoruz. Köyümüze internet geldi. İnternet getirenlere teşekkür ederiz. Camideyiz. Muhtar bize şey oldu, internet getirdi, bizi gördü, yardımcı oldu. Bir de EBA üzerinden giriş yapıyoruz. Güle güle. Bir dahaki canlı derse hemen geliyorsunuz, tamam mı? Hadi bakalım. Canlı derslere geliyorsunuz. Aksatmayın derslerinizi.